Günaydın sayın seyirciler, spor gündemine hoş geldiniz. Bugün 12 Nisan Çarşamba günü ve Hasan Topaloğlu ile birlikte spora yansıyanları konuşacağız, sizlere aktarmaya çalışacağız. Günaydın Hasan Topaloğlu. Günaydın Necmi. Evet, yoğun bir gün. Kupadan başlayalım dilersin. Birincilik maçları da var. Gün adına hafta içi mesaisi 26. hafta bugün oynanacak Çarşamba günü ve yoğun bir tempoda devam ediyor. Gerçekten ligimiz hem Süper Lig hem Kupa hem birincilik hem A2 ligleri, Kadınlar Ligi başladı. 16 ligi rövanş maçları var bu hafta sonu. Gerçekten yoğun bir tempo ve hafta içerisinde de maçlarımız oynanacak. Kupadan başlayalım dilersen. Norderland Kıbrıs Kupası'nda yarı final ilk maçları bugün oynanıyor. Son dörde kalan takımlar, geçtiğimiz hafta kura çekimi vardı ve eşleşmeler belli olmuştu. Göçmenköy Cihangir eşleşmesi ve Türk Ocağı Çayna Pazar Gençlik Gücü eşleşmeleri. Bugün ilk maçlar oynanıyor. 16.30'da ilk karşılaşma Lefkoşa Atatürk Stadında. Göçmenköy Cihangir iki renktaş takım karşı karşıya geliyor. Gecesine ise Türk Ocağı Çayna Pazar Gençlik Gücü Girne'de. Federasyonla kutlamak istiyorum planlama açısından. Her iki maçı da takip etme şansımız olacak. Tabii ki birincilik maçları da var. Yoğun bir gündem. Birçok spor yazarı onlara da takip edecek ama en azından kupadaki iki maçı da futbol severler görme şansı bulacak. Neler söyleyebiliriz? Yani tabii ki planlama kolay değil artık bu dakikadan sonra. Çünkü üst üste maç yapıyor takımlar ama ne kadar gündüz ve akşam koysa da ben salı perşembe koymasını daha mantıklı bulurdum bu kupa maçlarını. Birincilikle aynı gün yapması demek 8 tane birincilik maçı 16 tane takımın taraftarının kupaya gidememesi demektir. Bu taraftar sayısını kesme demektir gün adına. Bugün 16-30'daki maç en adına. Azından Göçmenköy Cihangir maçına gidemeyecek. Ama işte dediğim gibi çok yoğun bir programdan çıkıyor takımlar da. Pazar, çarşamba, pazar bugün kupa oynayacak olan takımlar var. Hafta sonu maçları var. Haftaya çarşamba da lig maçı var Süper Lig'in bu kez. Bugün birinci ligin var. Haftaya çarşamba da Süper Lig'in var. Federasyon da biraz zorlanıyor programlamada. O yüzden bugün en azından gece ve gündüzü yapmış oldu. İki güzel maç bekliyor bizleri. Yani ilk maçlar şu anda dengede. Kimse bir adım önde kupanın finaline yakın diyemeyiz. Türk Ocağı Gençlik Gücü maçı ne kadar kağıt üzerinde Türk Ocağı favori gözükse de Gençlik Gücü buraya kadar geldikten sonra bu maça motivesi başka olur ki bugün iki takım da Girne'de kampta Ocak pazartesine itibaren girdi. Gençlik Gücü dün girdi. İki takım da maça motive olduğu ortada. Akşama güzel bir maç oynanacağı kesin, neticesini maç sonrası artık konuşulabilir. Bugün ortaya konacak futbolla konuşulabilir. Performans ve kağıt üzerindeki kadro takımsal kaliteye baktığımızda Türk Ocağı'nın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama futbol kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Ve bu iki takımın ligdeki maçlarının da çok çekişmeli geçtiğini biliyoruz. İlk maç 1-0, Lefkoşa'daki maç 1-1 bitmiş. Aynen öyle. Yani denk kuvvetler diyebilir miyiz aslında? Yani baktığımız... %51'e 49 Türk Ocağı diyebiliriz. Ben Türk Ocağı'nı bir adım önde görüyorum. Hatta %55'e 45 diye bakıyorum açıkçası. Ama dediğim gibi futbol bu, belli olmaz. Şimdi Türk Ocağı'nın bilsem ki Doğan maçına motive çıktığı gibi bu maça çıkacak. %55'i daha da yukarı çekerim ama... İmkanı yok, çıkamaz. Ligdeki durumundan dolayı. Hayır, o motiveyi sağlayamaz. Doğan Ocak derbisi bir başkadır. Muhakkak futbolcular için de giga maçına bakış açısında biraz farklılık da doğabilir. O kampın amacı da bu olduğunu düşünüyorum. Ertaç'ın ve takım kaptanı Ertaç'ın, Ahmet Hoca'nın bunu takım üzerine muhakkak düzenleme yapacağı düşüncesindeyim. Bu maçlara da çok çıktı Ertaç, Ahmet Hoca. Yani evet. Yarı final finalleri gördü Ertaç. Ocağın baktığımızda 5 finali var. 5'ini de kaybetmemiş. Evet. O yüzden Ocak mutlak finali istiyor. İşin ters ve ilginç tarafı, kupada yarı finalde kalan 4 takımın 3 tanesi can çekişiyor. Evet. Yani ligde play-out oynayacak belki de. Belki de ligden düşecek konumda. Bir tık avantajlı Ocak gözüküyor. O da bir tık ama günlük baktığınızda bir tık avantajlı. Kalan 5 haftaya baktığınızda... Hafta sonu Hamitköy deplasmanı. Kalan 5 haftaya baktığınızda Hamitköy deplasmanına geliyor. Doğan derbisi. Doğan derbisi var. Son hafta bayı var. Evet. Ocağın da sıkıntılı bir dezavantajlı fikstürü var.
Bekleyip göreceğiz ama bu akşam güzel, zevkli, kaliteli bir maç olacağı düşüncesindeyim. Gündüze geldiğimizde İlgi efendim. Olur mu gece maçına? Hava soğuk. Bugün yağmurlu bir gün bekleniyor. Ben akşamki maçın çok ilgi olacağı düşüncesinde değilim. Kötü de olmayacak ama o Doğan Ocak maçındaki seyirci gibi de olmaz. Avantaj maçın en yayında olmaması. Avantaj gündüz maçlarının hepsinin bitmesi. Eğer öyle çok aşırı soğuk ve yağmur olmazsa iftar sonrası biraz kalabalık olacak maçta düşüncesindeyim. 20'de bu arada. Evet, iftar sonrası biraz kalabalık olabilir düşüncesindeyim ama öyle beklenen seyircinin olacağını düşünmüyorum. Gündüz maçı Göçmenköy Cihangir iyi bir kalabalık olacağı düşüncesindeyim. Lefkoşa'da tek maç. Lefkoşa'da biliyorsun birincilik takımı da yok. Evet. O yüzden tüm başkent özellikle Süper Lig'deki takımlar da dahil bu maçı izlemeye gideceği düşüncesindeyim. Güzel bir karşılaşma olacak. Göçmenköy'de özellikle Arda ve Samet'in sakatlıkları önemli kayıp. Evet. Ama kulübede bunların yerini doldurabilecek bu sezon performans adına biraz geride kalan bir Musa'nın son haftalar... Öyle maçları da bir cover ederim. Özellikle Cihangir'e karşı da hırslı bir Musa'dan bahsediyoruz. Eski takımı. Sıkıntılı ayrıldı oradan. Bir Musa'nın son haftaların nöbetçi golcüsü Mustafa Gezer'in Samet ve Arda tarzı bir oyuncu olduğu için bu açıkları kapatabileceklerini düşünüyorum. Babakar'ın olması Cihangir için büyük dezavantaj, Göçmenköy için büyük avantaj. Ama Göçmenköy maalesef savunma ve orta saha bloğunda sıkıntılar var. Yani orayı çok rahat geçiyor takımlar. Yani en çok... basit örneği Göçmenköy futbolcuları yani inişli çıkışlı performans sergiliyor. Gördüğüm kadarıyla dengesiz bir performansları var. Ve son Türk Ocağı maçını baz alalım, lig maçını. 8-10 tane duran top şansı verdi rakibine ve bunların 3'ü golle sonuçlandı ve mağlup oldu. Göçmenköy'ün şu anki kadrosu rahat ilk 5 ve 6'da olması lazım. Aynen öyle. Şu anki Göçmenköy'ün ligde 4 ya da 5 galibiyet alıp play-out hattının içinde olması tam bir utanç tablosudur. Ve Göçmenköy şakadan kupada ansızın finale çıkabilir ama ligde de birinci lige gidebilir. Öyle bir tablo oyun içerisine girdi Göçmenköy. Onun ligde da başka oynuyor, kupada başka. Onun da çok zor bir fikstürü var. Yok, aynı hemen hemen aynı oynuyor. Yani bir kaymaklı maçlarında doğru işler yaptı. O da işte dediğim gibi istikrarsız bir Göçmenköy var. Ligde veyahut hafta içi ansızın bir maçı iyi oynuyor, bir maçı çok kötü oynuyor. O da savunma bloğundaki ve orta saha bloktaki oyuncuların bireysel hatalarına bağlı. Orayı bir türlü toparlayıp çözemedi Göçmenköy. Cihangir'in de hücum hattı iş yapan bir takım, sistem takımı. Ölüyorum ama Gönyeli'den sonra da ligde en fazla gol yiyen takım Göçmenköy. 58 gol yemiş. Yani işte söylediğim ortada zaten savunma. Ki Yusuf da yani kalede de yani son 3 yılın şampiyon takımın kalecisinden bahsediyor. Yani Yusuf'a yazık edilmiş. Ben Yusuf'un da birkaç maç kötü oynadığını kabul ediyorum. Çok basit ve bariz hatalar yaptı Yusuf ama Yusuf'a da o takımda şu an adına yazık edilen oyunculardan bir tanesi. Motivesini de kaybettikten sonra bir kaleci kolay değil. Ve birçok maçta da direnen, farkı önleyen, hatta galibiyetlere imza atan oyunculardan bir tanesi. Bu maç da çekişmeli ve güzel bir maç olacak. Net Cihangir favori diyebilir miyiz? Net. Aynı. %55 Cihangir, %45 Göçmenköy görüyorum ben. Ne kadar Babakar olmasa da çok iyi bir sistem takımı var. Çok inançlı bir takım var. Kolayına kaybetmeyen son 13-15 maç arası iki mağlubiyeti var. Biri Yeşilova deplasmanı, biri Mausa Türk Gücü, biri de Yenicami. 3 mağlubiyeti var son 15 maçta. Ama bu 15 maçın içerisinde de MTG'yi kupada taktıkları maç da var. Mausa'da. İyi skorları da var. Kolay bir maç değil. Dediğim gibi çok zevkli, kaliteli, heyecanlı. Çünkü Göçmenköy'de kupaya taktı. Yani Göçmenköy'de inat ediyor o kupada final oynamayı, tarihinde almayı. İlk yarı final. Yani şu an neden final olmasın? Artık tarih yazmak. Son iki maç. Tarih yazmak istiyor. Bir noktada Apo jübile yaparak güzel bir jübileyle oradan ayrılmak istiyor. Yani kesin mi sence? Bunu dillendirmiyor çoğu kesim ama Abdullah Uluçan yeni sezonda tekrar yuvasına dönecek düşüncesindeyim ben. Öyle söyleniyor. Göçmenköy'ü bırakacak değil. Göçmenköy'e gene maddi manevi destek verecek
ama tabii ki bu boyutlarda değil. Göçmen köyünün artık bir kardeşi gibi bakacak bu olaya. Ama yuvaya dönmesi an meselesi. Çalışmalar yaptığını biliyorum. Hatta transferde bile konuşulan, adı geçen isimler var. Çalışmalar başladı. Çalışmalar var. Güçlü bir yönetimle geri dönmeyi planlıyor. Bu heyecan Yeni Cami'de de uyanmaya başladı. Seneye eğer Miracle Değirmenlik oyuncularını Karşıyaka'ya geçirirse Cihangir, Kenan ve Doğan'dan kaleci Cem'i tekrar alabilirse, Kenan'ı da alabilirse Cihangir, Değirmenlik yani ya da Karşıyaka, Yeni Cami, Mausa Türk Gücü, Doğan girebilir. Eğer doğru hamleler yaparsa bu sene o da hocasını değişiyor. O da hamleler yapacak. Kur'an Hoca ile en yollar ayrılacak. Öyle bir yaldım. Anlaştığı hocaya kadar veyahut prensip anlaşması yapıp söz kestiği hocaya kadar bilgim var diye söyleyebilirim. Net değil. Ondan sonra Hasan Hoca böyle dedi demesinler. Aldığım bilgiler değilim. Doğan'ın da bu yarışta olabileceğini. Daha bu sezon bitmeden diğer sezon başladı heyecan. Normaldir çünkü lig havlu atmışlar 8 hafta öncesinde. Sistem bunu getiriyor. Budur yani, ne kupada var ne ligde var. Yeni sezonun çalışmasını şimdiden yapmak en doğrusudur. Doğan'ı da korsanız, eğer Mesarya Nazım Hoca ile devam ederse bu kadroyu korur, üzerine bir iki hamle yaparsa Mesarya da bu yarışın içerisinde. Yani Mausa Türk Gücü o kadar kolay olmayacak. Dumlupınar şampiyonluğu oynaması için 4-5 transfere ihtiyacı var. Sedat Hoca'yla ayrılacağını biliyorum. Farklı bir hoca ne kadar oraya dokunabilir? 3-4 yıllık, 5 yıllık bir Sedat Hoca düzeni var orada. Evet. Ne kadar farklı bir yansıma olabilir ama Mausa Türk Gücü'nün elini kolunu sallaya sallaya şampiyon olduğu bir sezon olmayacak gelecek sene düşüncesindeyim. Evet, güzel bir sezon olacak o zaman. Yani çok erken girdik yeni sezona ama konu konuyu açtı diye oraya dokundum. Bir de lig statüsü yabancı değişecek bir noktada eğer lig statüsüne de dokunursa pek kabul göreceğini düşünmüyorum. Pek sıcak baktıklarını duymadım bu statü konusunda. Tamam, başkanlar şikayet ediyor. Sonra yine bu kararı almaya gelince cayıyorlar. Onlar da bir karar versin o zamanlar. Şimdi benim şahsi görüşüm İskoçya'daki gibi, Güney'deki gibi Süper Lig'e playoff getirilmeli. Yani bizim birincilikte yaşanan gibi. Evet, evet. Herkes bilecek. Adaletsizliğe bir şey yoktur bunda. Ligin bitiminde ilk 4, ilk 6 neyse playoff'a devam edip oradan şampiyon çıkacak. Kopma olmayacak. Kopma olmayacak. Şu anki gibi maç vermeler olmayacak. Her takım nefes nefese o 6'ya ya da 4'e girmeye çalışacak. Nisan'ın 20'sinde ligi bitirdiğinizde, Nisan'ın 20'sinde Mayıs'ın 20'sine o playoff'u Lefkoşa Atatürk Stadı, 20 Temmuz Stadı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı, Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadı, İskele Cumhuriyet Stadı, Lefke Karadağ Stadı gece maçı yapın. Eğer oturacak yer bulursanız ben adımı Nigoli korum. Bu kadar net konuşurum. İnanılmaz bir şölen havasında. Düşünün, Yeni Cami, Doğan Türk Birliği, Mausa Türk Gücü, örnek Karşıyaka. Bu dördü playoff'a kaldı. Puanlar da 40, 39, 38, 37. Hadi gel de temizle. O yaz ayında, o gece Atatürk Stadı'nda eğer rekor kırmazsan seyircide. Ama bu düzende artık monotonlaştı. Yani geçtiğimiz gün bir Mausa derbisi izledik. Yani iddia olmaması. O bile heyecan veriyor. Aynen. Ve çünkü seyirciler de tribün de doluydu. İnsanlar buna artık aç. O yüzden bir heyecan getirmek lazım. Yabancı kuralında bir değişiklik lazım. Vallahi biz görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Futbol Federasyonu Başkanı'yla da geçen hafta yine sohbet ettim. Ona fikirlerimi söyledim ama daha da resmi şekilde yarın akşam yine paydaşların bir toplantısı var. Kulüpler Birliği, Futbolcular Derneği, Spor Yazarları ve Hakemler Derneği ve Antrenörler Derneği yarın akşam tekrar buluşuyoruz. Evet. Bu lig düzenlemesi ne olabilir, ne edebilir bu konuda? Yani gecikmeden iyi bir toplantı olacağını. Evet, o konuda bir fikirlerimizi ortaya koyacağız, sonra yönetimlerimize götürelim. Ayrıca biz dün akşam Antrenörler Derneği olarak bir karar aldık. Salı akşamı Süper Lig ve Birinci Lig'de çalışan tüm hocaları, teknik adamları toplantıya çağırıyoruz.
Antrenörler Derneği'nde oturacağız ve onların düşüncelerini statü konusunda, yabancı konusunda, kadroya yazılan genç oyuncu konusunda veyahut başka fikirleri konusunda kupada fikirleri var. Radyoda dillendiriyor hocalar. Evet. Maalesef ve maalesef ülke futbolunu aslında çarkın en önemli ismi, yöneten isim antrenör olmasına rağmen kararlar alınırken antrenörler hep hiçe sayıldı bugüne kadar. Fikirleri sorulmadı. Örnek Gürdal Eruç bu sene Yeni Cami'de başkan adayı. Ama baktığımızda Gürdal Eruç isim olarak söylemiyorum. Futbolundan da alakası yok. İyi paralı bir adam. Gel Gürdal başkan ol. Adam çıkıyor geliyor ama futbolu bilmiyor. Gidiyor genel kurula. Yabancı sıfır mı olsun, bir mi olsun, iki mi olsun? Baktı 7-8 kişi sıfır olsun ya, sıfır olsun. Sıfır. Nereye göre sıfır? Geliyor bakıyor ondan sonra kadrosunda adam yok. Hoca der gene ya niçin sıfır yaptınız? E çoğunluk öyle istedi, ben de sıfır verdim. Halbuki bir o toplantı... Yani teknik adamların fikri alınmalı. Kesinlikle bir toplantı yapılırken her sezon başı başkan ve hocalar birlikte bir toplantıya katılsa federasyonda çok mantıklı ve anlamlı olacak diye verimli düşünüyorum. Kararlar. Yıllardır bunu söylememize rağmen maalesef antrenörler hep işin içine katılmıyor. Neden? İşte başkandır kararı veren, başkandır parayı veren. Tamam ya versin biz önüne geçelim demedik. Biz sadece fikrimizi, düşüncemizi oraya yansıtalım diye bunu devamlı söylüyoruz. Futbolun daha iyi gitmesi için. Biz de bu sene bunu yapmayı düşündük. En azından erken erken. Salı akşamı hocalarımızı toplantıya çağıralım. Onların fikir ve düşüncelerini alalım. Bakalım oradan ne çıkacak. 32 kulüp teknik adamı kaç yabancı istiyor? Aynısını zannederim işte yarın akşamki toplantıdan sonra kulüpler birliği de kulüp başkanlarıyla yapıyor. Okay. Bakalım ortaya ne çıkacak. Ve bunun sonrasında da Sayın Sertoğlu ile bir görüşme talep edeceğiz. İşte bunlar kulüplerimizin, başkanlarının, verilerim, hocalarının bizim düşüncelerimiz. Sen eğer basınla da başka bir kanatla da toplantı yapacaksan buyur yap. Ama bunu kale al yani. Şimdi 32 kulübün 28'i yabancı 2 olsun ya da 3 olsun diyorsa demek ki bir... bunu dikkate almak zorunda. Aynen öyle. Ya, ha tabii ki olmuş. Bir taraftan da kulüp başkanları buna onay vermesi lazım. Çünkü bütçe onların elinde. Bu defa diyecekler hoca mı öder de 3 yabancı ister. O zaman önce siz hocanızla bir aranızda bir konuşacaksınız. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani bu sene özellikle bu sene Süper Lig'de bırak Süper Lig'i birinci ligde bile futbolculara verilen paraları gördükten sonra yabancı bu ülkede artık lüks değil yani. Birinci ligi de geç. Beteme bir. Bırak oralara emmiyorum ben. Yani şu an Süper Lig'deki en basit kadroda 11'de oynayan bir futbolcu 150 bin 200 bin TL'ler alıyor. Daha iyi o paraya yabancıya gelirim. Kaliteyi bir ya biraz daha alsın, tamam. Biraz daha vereceğim. Biraz daha vereceğim ama şu anda kalite düştü. Aynen. Kadrolar daraldı. Yani kaliteli oyuncu kadrosu daraldı. Yaş ortalaması 40'larda 45'lerde futbolculara benim bahsediyoruz. Yabancılar da yani çoğu kötü. Yani kötü, bir yabancı olduğu için. Kötü çünkü zaman çok daraldı. Pandemiden çıkıldı. Gelen yabancı artık 45 bin TL bir uçak bileti. Kulüpler getirip deneme sevdası bitirdi. Çünkü menajer getirmiyor. Kulübe diyor ki sen kes. 45 bin TL'ye kim kesip de getirip de deneyebilir kumarı? Ya, çok kötü. Bu da ne yapıyor? Yeni Cami'de oynadığıydı Silla geçen sene idare eder. Bilindik. Bir gideyim onu alayım 45 bini boşuna harcamayayım. Riske girmiyor. Buna giriyor ama şimdiden sen açıklarsan yabancı 2 olacak 3 olacak neyse olacak olan şimdiden bakacak en iyi menajerlerle veyahut izlemelerle veyahut farklı bir yollarla iyileri bulmaya çalışacak. Ha benim kendi şahsi görüşüm 2+1'dir. Benim şahsi görüşüm. 1 TC. Aynen. Kesinlikle 2+1 kulübe değil. 2 yabancı 1 TC. Şu an bu ülkeye gelen çok kaliteli TC'liler var. Birincilikte özellikle. Yani bir Berkant şu anda Süper Lig'de her takımda İlyas oynayabilir. Bir İlyas Süper Lig'de her takımda oynayabilir. Bir Enes Kubat Süper Lig'de her takımda oynayabilir. Erhan Çınar Mor Menekşe. Süper Lig'de her takımda oynayabilir. Daha bunları çoğaltabiliriz de. Peki bunların maliyetleri ne? Enes Kubat Lapta'da örnek 200 bin TL. Erhan Çınar 150 bin TL. Berkant 120 bin TL. Senin yerlinden daha ucuz. O yüzden 2+1 diyorum. Çünkü yabancı yani 3. ülke Nijerya
Kamerun, Kongo falan, bunların maliyetleri yükseldi. En ucuzu 2000 dolar. 2000 dolar bugün 40.000 TL. 10 ayda 400 bin TL. Uçak bileti, yeme, yatma. Bayağı zararlı çıkarsın. 500-600 bine gelir. Şimdi vereceksin, kaliteyi artıracaksın. Okey, verelim. 2000 verme, 1500'e de bulabilin. Çünkü dolar yükseliyor devamlı ama bence bir TC'li mutlak katılmalı. Mutlak katılmalı. Çünkü depremden dolayı Türkiye'den kaçmak isteyen çok TC'li, iyi kaliteli futbolcular var. Hayatını burada kurmaya düşünüyor. Aynen öyle. Ve buraya gelebilecek çok önemli de futbolcular var. Ve TC'ye kucak açmamız lazım. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla ya da alt liglerle bir protokol yapılmalı. Buraya gelen TC'li futbolcu imzayı attığı an döndüğünde Türkiye'ye o sezon süper amatör dahil hiçbir takımda oynayamaz. Bizden giden oyuncular da oldu bala. Elini kolunu sallayarak. İki taraflı bir sözleşme yapılmalı. Kesinlikle. Bu ister resmi olur, ister avukat huzurunda resmi olur. Yani geldin Necmi Usal Diyarbakır'dan, imzayı attın. Üç hafta sonra ben burayı beğenmedim, kaçayım da yabancısız kalsın, mağdur kalsın Düzkaya. Olmayacak. Bu sezonu döndüğün anda Türkiye'de hiçbir takımda oynayamam. Bu da ne olur? O oyuncuyu mecbur kılan. Devre arası transferin var, gitmek isten, şartlar eğer anlaşılırsa gidebilin gibi bir sözleşme yapılmalı. Ve bu şekilde göreceksiniz. Yeni sezona peki bizim ülke oyuncularımız için kulüplerle arasında sözleşme gündeme gelebilir mi? Yani sözleşmeden bahsettiğiniz için konu konuya açtığınızı sormak istedim. Benim zaten kulüpleri anlamakta güçlük çektiğim nokta bu. Sözleşmeyi futbolcular değil, kulüpler istemeli. Aynen öyle, katılırım. Yani işte az önceki noktaya geliyorum. Kulüplerin başındaki birçok başkan Konuya hakim değil. Adamlar gidiyor, çalışıyor, emeğini kazanıyor. O parayı gelip sporculara harcıyor. Başkan duruyor. Anladın? Evet. Ama futbola hakim değil, konuya hakim değil. Haklarını hiç kimse yiyemez. Harcadıkları parayı ailelerine, çocuklarına yedirseler huzurlu bir hayat belki de sürecek noktalar. Geliyorlar futbolculara. Futbolun içindeki bazen bu çirkin kaosun içerisine giriyorlar. O başka bir nokta. Ama olaya hakim olmadıkları için ben anlam veremiyorum. Yıllardır futbolcular canını yiyor sözleşme için. Halbuki bu düzenin içerisinde en sıkıntılı nokta futbolcular. Geçmiş haftalarda Yeni Cami'de bir örnek verdim. Hala daha da veriyorum. Sen sezon başı oturdun, ev aldın, para aldın, imza attın, profesyonel bir sözleşme yaptın. Kolik. Bakıyorum 3 haftadır maç gecesi İstanbul'dasın. Maç günü saat öğlen 12 uçağıyla geliyorsun. Geçen hafta seni ilk 11 oynattı, bu hafta yedek bıraktı. Senin belki ligde iddian olmayabilir ama bu ligin kaderiyle oynuyorsun. Diğer takımların kaderiyle oynuyorsun. Nasıl profesyonelsin sen? Peki Yeni Cami ne yapabilir? Sözleşme geldiği zaman. Şu anda hiçbir şey yapamaz. Çok oynatmayacak. Kuralları bakar, sözleşmesinde sezon başı koyduğu kuralları uygular, olur biter. Sözleşmeyi kulüpler getirmeli. Öyle. Zaten öyle bir düzene geldik şu anda. %99 başkan ve yönetim futbolcularını ödüyor. Ödüyor yani. O eski, bu futbolcunun bu kadar alacağı kaldı, bu futbolcunun bu kadar... Ödemeyenler de var. Bak %99'u ödüyor. Doğrudur. Şimdi ödemez tabii de birkaç ay sonra ödüyor. Almıyor paraları. Federasyonda biraz daha geç alındı para. Devletten alındığı için bugün ödeme çıkıyor. Birçok kulüp geriye dönüklerini ödeyecek diye biliyorum. %99 kulüpleri zaten ödüyor. Niye kulüpler kaçıyorsun sen bu sözleşmeden? Uygula daha da rahat. Uygula. Ha, kulüplerinden futbolcuların anlaşamadığı, işte bu sözleşmede serbestlik ne olacak? İşte bunu bile biz anlatamıyoruz. Türkiye'deki olayı anlatamıyoruz. Yani Necmi benimle sözleşme imzaladı. 3 sene sonra serbesttir sözleşmede. Ben en iyi oyuncum, 3 sene sonra kaybedince ne yapacağım? Tamam be mübarek. Sen Necmi'yi 3 sene sonra kaybederken 3 sene sonra Gürdal'da doğan Türk Birliği'nden serbeste çıkacak. Yani bu döngüdür yani. Eğer sen memnunsan Necmi'den, Necmi de senden, Necmi zaten yenileyecek seninle o sözleşmeyi. Ama eğer gidecekse Doğan'daki Gürdal, Mete'deki Arif, bilmem neredeki Mehmet, bu döngüdür. Türkiye'de, Avrupa'da budur. Aynen. Biz öyle bir zihniyetteyiz. Tamam, sözleşme geldi, yaptık 2 yıllık, 3 yıllık.
3 yıl sonra ben kimi kuracağım, kadro kimi alacağım? Hepsi kaç ay? Yok öyle bir dünya. Bir takım 50'den 60'tan futbolcu alamaz ya. Bunu getirme düzeni. Mentalite değişmesi lazım. Yani. Anlatım çok önemli. Yani gerekirse işte tekrar o noktaya geliyorum. Antrenörler ve başkanların olabileceği bir böyle küçük mini şura gibi çok anlatılması gereken çok önemli kurallar var, kararlar var. Sözleşme olayı %100 kulüp başkanı olsam şu an bir takımın sözleşmeyi getirmek için ben uğraşırım. Çünkü ben hoca olarak neler çekildiğini her takımda görüyorum. Ben canımı yiyorum adamı antrenmana getireyim ya da maça çıkarayım diye. Ama sezon başında adam profesyonel imza atmış, dünya para alıyor. Adam gecesi atıyorsun, ödeme yapıyorsun, ertesi gün hastaya antrenmana gelmiyor ya da başım ağrıyor antrenmana gelmiyor. Bu kadar kolay, bu kadar basit yani. İşte sözleşme kurallar olsa bunları yapamazlar. Aynen. Minimuma inecek yani. Görüyoruz geceleri diskoda işte az önce söyledim Türkiye'de bilmem nerede lig içerisinde evlenen mi isten, nikah kıyan mı isten, maç öncesi balaylar yapan mı isten, neler neler. Bunu veren kim? Kulüpler. Bunu veren sizsiniz. Yoksa sözleşme en çok avantajlı kulübedir. Katılıyorum. Hızlanalım biraz. Birinci lige bahsedelim kısaca. Bugün maçlar var. Miracle Karşıyaka artık şampiyon diyebilir miyiz? Yani bana hiç birinci ligi böyle takım yok, takım detaylı sorma. Sormayacağım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Miracle Karşıyaka Süper Lig'de şampiyonluk yarışı daha devam ediyor. Ne kadar baksan da 6 puanlık bir fark var. Ama bu saatten sonra çıkar Karşıyaka. Süper Lig'de diyorum bak net söylüyorum. Süper Lig'de hak eden bir kadrosu da var. Kesinlikle. Bugünkü sonuçlardan sonra şampiyonluk noktasında da çok büyük adım atabilir de bu evet, yarış altındaki takımlar puan kaybetme evet, ihtimali çünkü var. Çünkü birbiriyle maçlar var evet. Rakipleri. Karşıyaka dışında 6 takımın da direkt çıkma ve playoff'a girip bir takımın da playoff dışında kalma olayı var. Nefes nefese bir birincilik. Üst tarafta çok büyük heyecan. Aynen. Bugün kulaklar boğaz içinde, İskele'de, Çatalköy'de, Lap'ta'da her tarafta olacak yani. Ve bugünden sonra, bugünkü maçlardan sonra saat 6'dan sonra hafta sonu pazara bir başka gözle bakılacak. Çünkü puan durumlarında bugün çok değişiklik olacak. Yani en az bir takım yani birbirleriyle maçları var bakıyorum örnek veriyorum. İskele Baf. Düzkaya pardon Gençlerbirliği Baf Ülküyurdu. Ve Yeniboğaziçi Yalova. Yeniboğaziçi Yalova yani bunlardan en az iki tanesi kırılabilir belki de dört tanesi de kırılabilir. Esentepe Yılmazköy'e gidiyor. Çok zor maç. Düzkaya içeride Evdim derbisi. Yani bir taraf çıkmak istiyor bir taraf kalmak istiyor. İki takımın da hedefi var. Ve her oynadıkları maçta kıran kırana geçmiş bugüne kadar. Kolay maç gözükebilir ama Evdim derbisini unutmasın kimse. Aynen. Yılmazköy'e gidiyor. Yılmazköy ikinci devrede düşüş içinde. Playout'u kazanması lazım evinde. Zorlu. Aynen öyle. Yani çok kritik bir gün var bugün. Ve bugünkü örnek Baf İskele maçı. Birileri kırılacak. Belki de ikisi kırılacak. Yalova Yeniboğaziçi. Birileri kırılacak. Belki de ikisi de kırılacak. Bugünkü puan durumuna baktığında 45-45-45-44 bugün değişmeyecek mi bu puanlar? 4 yol karşıya kadar zor. Muhakkak maç. Değişecek. 4 yol da zor maç. Ya kolay maç yok artık. Yeniboğaziçi'nin de belki de şampiyonluk şansı olabilir hala da. Dedim sana olabilir yani. Evet. Çünkü Yeniboğaziçi çok iyi bir hava yakaladı. Evet. Genellikle Yeniboğaziçi böyle pamuk ipliğine bağlı bir takım. Hava yakaladı mı çok güzel gidiyor. Ama dağıldı mı da bir iplik geliyor. Böyle püskürdü mü çektiğin anda da gidiyor. Ali Hoca orada mükemmel bir hava başkanla birlikte yakalatmış. Artık kalan 5 haftada da o ipi çekseniz de bozulmaz. Yeniboğaziçi iyi bir hava yakaladı. Bugünkü maçı zor. Yalova'da da iyi bir çıkış var. Göreceğiz hep birlikte bugünkü maçlardan sonra kalan 4 haftanın daha da nefes nefes olacağı düşüncesindeyim. Bugünkü maçlar çok önemli ama. Evet. Peki. İki tane eklemek istediğin varsa bir şey. A2 liginde dün zirvede önemli maçlar vardı. Onun da görüntümüz var. Sesli bandımızı izleyelim. Tamam. Daha sonra üzerine konuşalım. Olur. Önce A2 görüntüsü gelsin arkadaşlar. A2 Süper Lig'de derbi maç vardı. Mausa Türk Gücü Yonpaşlı-Nupınar maçı hafta sonu oynandı ve o karşılaşmayı da takip ettik BRT ekibi olarak, BRT Spor olarak ve o gelsin ekranlara. Daha sonra bir bandımız daha olacak Kadınlar Ligi ile ilgili hafta sonu Küçük Kaymaklı Çayna Pazar Gençlik Gücü Kadınlar Ligi 3. hafta karşılaşması vardı ve
O karşılaşma da canlı yayınlanmıştı ama önce A2 ligini izleyelim, daha sonra stüdyodayız. Aksa 2 Süper Lig'in 25. haftasında Mausa Türk Gücü ile Yoğun Paçlı Upınar Gazi Mausa Canbulat stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Yusuf Can Dönder, Yunus Cebi, Yunus Turan Saçar yardımcılıklarını yapıyor. Lider Mausa Türk Gücü Canbulat stadında ezeli rakibi Mausa derbisinde Yoğun Paç Dumupınar'ı ağırlıyor. Her iki takım da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Maç öncesinde seremoni, haftanın en önemli karşılaşması, iki takım kaptanları karşılaşmayı yöneten hakemlerle anı fotoğrafı, sonrasında başlayan karşılaşma, gelişen atak, içeriye Atay Yıldız'ın bıraktığı top, Baran Deniz dönüyor vuruyor, Mustafa Erendağ'da kalıyor top. Ceza sahasına yapılan orta, Ümit'le atak devam edecek. Ümit boşta kalan top, Ümit yerde kalıyor, gözler maçın hakeminde, oyun devam etti. Serbest vuruş kullanıyor Yoğun Paç Dumupınar, kafa vuruşu Arda'dan sonuç gelmiyor. Gelişen bir başka atak, Ümit vuruyor, top asfaltla dışarıya gidiyor. Arda Maydon'un ortası, Arda Gece vuruyor, kaleci Mustafa Erendağ üst direk, sonrasında top dışarıya gidiyor. Savunmadan uzun gönderilen top, Arda Maydon içeriye bırakıyor, kaleci Mustafa Erendağ'da kalıyor top. Karşılıklı ataklar var, Baran Derin kontrol ediyor, vuruş Arda Maydon'dan sonuç gelmiyor. Nehir'in uzaktan attığı şut, asfaltla top dışarıya gidiyor. Berk Güçlücan içeri ortası, kafa vuruşu Ümit'ten sonuç gelmiyor. Ceza sahasına yapılan orta, Baran Derin topu kontrol ediyor, pasını çıkarıyor, dönerek vuruş Ali'den, kaleci Mustafa Erendağ'da kalıyor top. Serbest vuruşu Nehir Cantaş kullanıyor, üst direk, top dışarıya gidiyor. Şanssız dakika, bu kez Emre üst direk, top dışarıya gidiyor. Üst üste direklerden dönen top, iki takım adına şanssız dakikalar. Berk Güçlücan'la Arda Maydon mücadelesinde maçın hakemi Yusuf Can Dönder Arda Maydon'a sarı kart gösteriyor yaptığı hareket sonrasında. Mehmet Yardımcı'nın da itirazları var maçın hakemine. O da sarı kart görüyor bu pozisyon sonrasında. Ceza sahasına yapılan orta, Mustafa Talay'da kalan top oluyor. Ve maçın hakemi Yusuf Can Dönder'in çalan düdüğüyle ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya ev sahibi Mausa Türk Gücü başlıyor. A2'lerde şampiyonluk mücadelesi. İçeriye yapılan orta, savunma karşılıyor. Baran pasını bırakıyor, Arda Gece çok kötü vuruyor. Yine savunma arkasına gönderilen top, Baran Derin iyi çıkarıyor. Çizgi üzerinden çıkaran isim o noktada Çağrı oluyor. Üst üste pozisyonlar, Ali vuruyor, sonuç gelmiyor. Ceza sahasında Ümit iyi vuramıyor, top dışarıya gidiyor. Ali ile başlayan atak, Baran Derin ceza sahasında, Baran vuruyor, Mustafa Erendağ ayaklarıyla topu kontrol ediyor, sonrasında topa sahip oluyor. Cenkay'ın yaptığı sert hareket var Mesut'a. Maçın hakemi Yusuf Can Dönder bu pozisyon sonrasında Cenkay'a da sarı kartını gösteriyor. Savunma arkasında Baran Derin'den önce Mustafa Erendağ topa sahip oluyor. Arda'nın uzun gönderdiği serbest vuruş ceza sahası içerisinde. Berk Güçlücan öncesinde Mustafa Talay topa sahip oluyor. Berk Güçlücan'la gelişen atak, gol pozisyonu, top dışarıda. Net pozisyondan yararlanamıyor Berk. Ceza sahasına yapılan orta, Mustafa Erendağ'ın ellerinde kalıyor. Şimdi kaleye bakıyor, vuruyor, plaseyi bırakıyor o noktada Doruk. Kaleci başarılı. Ceza sahası içerisinde gelişen atak, sonuç gelmiyor ve maçın hakemi Yusuf Can Dönder'in çalan düdüğüyle karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. Ve 25. hafta sonunda Mausa Türk Gücü A2 Süper Lig'inde liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Bir maç eksiğiyle 4 puanlık farkı korudu Mausa Türk Gücü A2 takımı. En yakın takipçisi de Yoğun Paç Dumupınar'dı. Tabii ki 0-0 bitti ama karlı sanıyorum Mausa Türk Gücü. Mausa Türk Gücü'nün çifte şampiyonluğu hayırlı olsun. Küçük kargalar da şampiyon. Bugün ilan ediyorsun şampiyonlukları. Ya bu görünen köy kılavuzu istemez. Güzel maç olmuş. Dumupınar buradan mutlak galip çıkıp heyecanı aşağı çekmek. Bir maç eksiği var 4 puan önde. Kaybetmesi gereken 3 maç var demek. 3 mağlubiyet demek. Kalan 5 haftada 3 kez mağlup olacaksa MTG
minik kargaları buyursun olsun ama evet. Olmaz. Bir mağlubiyeti var 22 haftada, 26 haftada bugüne kadar. Bir, o da Dumlu Pınar'aydı. Yani ben Metegen'in gençlerinin yine çifte şampiyonluğa imza attığını düşünüyorum. 3 sene üst üste oluyor. Güzel bir maç. Karşı kaçan goller, pozisyonlar var. Açıkçası böyle birbiriyle yakın güçteki takımların maçlarını alt liglerde izlemek hoşuma gitmeye başladı. Kaymaklı Gönyeli'yi izledim. U16'da çok hoşuma gitti. 0-0 bitti. Aynen. Düşünün 0-0 biten maç hoşuma gitti. Seyirci de vardı. Evet. Onun rövanşı da güzel olacak. Bu maç güzel olmuş belli. Karşılıklı heyecan fırtınası. Metege şampiyon. Büyük ihtimal birincilikte Yeni Boğaziçi gençleri şampiyonluğa koşuyor. Bir maç fazlasıyla 10 puanlık farkı var. O da bitirecek. Yani o da büyük ihtimal alacak diye düşünüyorum. Kalan 4 hafta bugünden sonra 10 puan fark kolay değil. Bir maç eksik 7'ye düştüğünü düşün. Yine 3 maç kaybetmesi lazım. Kalan 4 maçta Yeni Boğaziçi gençlerinin. Evet. Çok kolay bir olay değil ve hak eden de bir Yeni Boğaziçi gençleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dün de tesisleşme yolunda. Evet, bir adım daha attılar. Helal olsun. Zaten Adana'nın en iyi maç sahası, en iyi antrenman sahası arkasında. Üçüncüyü de yapıyorlar. Zaten orada yatıyor adam İbrahim abi. Şimdi üçüncü sahada herhalde o tribünlerin altı şeydir. Evet. Açıktır. Oraya bir odacık yapacak. Direkt sahaya insin, girsin. Yani bebekmiş. Yani işini bu kadar seven bir insan. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Biz maça gittik. Sahada normal yağmurdan çıkan otlar vardı. Evet. Abi dedim yakıştıramadım sahaya. Nedir bu otlar dedim ya. Allah Allah deseydi dedi. Yani. Nasıl çıktı bu ya dedi bunlar dedi. Bir baktı öyle tavak tavak bazı yerlerde yeşil yeşil. Biz soyunma odasına girdik. Taktik verelim de çıkalım. Çıktık bir bakarım boynunda şey... Ot makinesi biçer. 5 dakikada temizledi. Buz gibi oldu sağ. Yani bu hastalıktır. Umursamadır. Sevdadır. İşine verdiği saygıdır, ciddiyettir. Zaten sonuçta da başarı gelir. Evet, tesisler orada. O tesislerin şu anki Yeni Boğaziçi'nin A takım ve genç takımının oynadığı futbol başarısında çok büyük katkısı olduğu düşüncesindeyim. Yeni Boğaziçi Süper Lig'e çıkarsa önümüzdeki sezon. İşi çok zor. O noktada, o sahada güzel maçlar görürüz. İşi çok zor. Zor bir deplasman olur mu? Şu an bu kadar öyle olmaz. Bu öyle kalacak değil. Kalacak yani, değil. Sponsorluk konuşuluyor. Tamam işte yani başkan çok güzel işlere imza atıyor. Çok efendi düzgün. Evet. Ve çalışan bir isim. Evet. Verdiği sözü arkasında duran bir isim. Çok mantıklı hareket etmesi lazım. Transfer politikasına acilen nokta atışı başlaması lazım. Şu anki kadro Süper Lig'de. Bölge takımları desteklemez mi? Hangi? Yani Maus Atatürkgücü'nde oynayamayan mesela bak bu ayki maçı şu an ayki takımdan Maus Atatürkgücü'nün %90 desteklediği zaten Peray, Larnaka, İskele var. Yani gençler biliyor. Yine de bölge var. Bölge takımı. Sanmıyorum. Dumlu Pınar da alt yapıdan geçiyor. Dumlu Pınar zaten kolayına desteklemiyor. Dumlu Pınar parayı vereceksin, alacaksın. Hem de iyi paralar. Bölgedeki takımların biraz Dumlu Pınar'a bu yönde bakış açısı, tepkisi büyük. Çünkü çok iyi rakamlar istiyor. Yani kiralığa bile çok iyi rakam istiyor. Belki de doğruyu yapıyor, onu bilemem. Vermemek için. Vermek için. Verirken iyi para almak için. Bilemem. Ama öyle Dumlu Pınar desteklesin, Metege desteklesin. O devir ama geçti. Ama Yeni Boğaziçi'de artık adından söz ettiriyor. Özellikle altyapıda. Yani Mausa Dumlu Pınar'dan sonra bence hatta hemen hemen eşdeğer 3. bir bölge altyapısı olarak bir rekabet var o noktada. Yeni Boğaziçi güzel bir cam. Ayrı bir yer. Güzel bir cam ya. Dediğim gibi huzur olduğu sürece Yeni Boğaziçi'nde başarı yakalamak çok kolay. Bir ara Gönyeli'ye benzetiyordum Yeni Boğaziçi'ne. O kurtuldular o durumda. İnşallah. İnşallah. Şu an için öyle görünüyor. İnşallah gene birileri girip de çomak sokup karıştırmaz. Çünkü bir anda dediğim gibi çorap söküğü gibi dağılan bir cami. Ama Süper Lig'e yakışan bir takım. Hak ederlerse de çıkarlar. Doğru stratejiyle hemen hamle yapmaları lazım. Peki. Kadınlar Ligi'ne de konuşalım. Bir sesli bandımız var maçımız. Onu da izleyelim. Evet. Çaynapazar Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı arasında oynandı. Cumartesi günü 3. hafta karşılaşması ve 2-0 Çaynapazar Gençlik Gücü kazanmıştı. Kadınlar karşılaşmasını. O maçı da anlara getirelim. Ardından üst odayız. Lefkoşa Şehit Hüseyin Uslu Stadı'ndan mutlu bir cumartesi günü diliyorum sevgili futbol severler, sevgili Bayrak Radyo Televizyon izleyicileri. Puma Kadınlar Futbol Ligi 2022-2023 sezonu 3. hafta maçı. Küçük Kaymaklı Çaynapazar Gençlik Gücü karşı karşıya geliyorlar. Birazdan karşılaşma başlayacak.
Kadrolar elimizde, verelim kadroları. Maçın hakemi Mert Aksu, Zekeriya Atlar, Nedim Emre Akan yardımcıları, Ersoy Erolhan sağ komiseri olarak görev yapacak. Bir galibiyet, bir beraberlik, 4 puan. 3. sırada yer alıyor. Çaynabazar Gençlik Gücü 6. sırada 3 puanı var. İlk haftada kazanmıştı. 2. haftayı bay geçmişti ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Topla buluştu Ayşe, direkt kaleyi düşündü ama kaleci pembe topu kontrol ediyor. Kullanıldı. Bir an dur dedi hakem ama sonrasında devam etti. Şimdi Ayşe. Ayşe kendisi gidiyor ceza içerisinde Ayşe. Ayşe açısı dar içeriye. Pembe. 20. dakikaya girdik. 0-0'lık eşitlik. Ayşe sıyrılabilecek mi? Yapılan hareket faul. Ayşe'ye yapılan hareket faul. Serbest vuruş kararı. Beş kişi hatta. O noktada pembe barajı oluşturmaya devam ediyor. Kale alanı içerisinde de futbolcular var. Düdük çaldı. Başak. Başak direkt kaleyi düşündü top üstten dışarıda. Ceza alan içerisi. Başak. Kaleci pembe. Kale alanı içerisinde. Topu kontrol etti. Sevim. Bir ara pası denemesi. Ayten. Savunma. Yine Ayten. Ayşe vuruyor topu ağlarına. Gol. Ayşe Çetinkaya topu ağlara gönderdi. Dakika 35. Çaynabazar Gençlik Gücü 1-0 öne geçiyor. Yüzüne gelen bir darbe var. Sanıyorum top çarptı. O noktada Fatma Nur'a. Bir an yerde kaldı Fatma Nur. Dilan topun başında. Bu arada hakemin bir tartışması var. Ayten'i yanına çağırıyor. Ayten'in tepkisi vardı. Sarı kart Ayten'e, sonrasında da Fikriye'ye. İçeriye pas Ayşe, gol pozisyonu. Ayşe vuruyor top ağlarına, gol. Ama hayır hayır. Kalktı bayrak. Pozisyonun bitmesini bekledi yardımcı hakem. Savunmanın gerisinde Ayşe. Topla buluştu Başak'ın pasında Ayşe. Gole gidiyor. Ayşe. Kaleciyle karşı karşıya. Ayşe. Ayşe vuruyor top ağlarına, gol. Ayşe Çetinkaya. Dakika 45. Top ağlara gidiyor. Çaynabazar Gençlik Gücü farkı 2'ye çıkarıyor. Ara pası denemesi Selvihan karşıladı. Ve düdük çaldı. İlk devre sona eriyor Merdak Aksu'nun düdüğü. 2 gol var ilk devrede. Ayşe Çetinkaya'nın kaydettiği 2 gol 35 ve 45. dakikalarda. Ayşe Çetinkaya'nın kaydettiği gollerle ilk devre 2-0. Çaynabazar Gençlik Gücü'nün üstünlüğünde sona erdi. Ve düdük çalıyor. İkinci devre başladı. Çaynabazar Gençlik Gücü ikinci devreye başlıyor. Aşırtma pas. Ceza çelisi Ayten. Seker top boşta kaldı. Başak. Kaleci sonrasında Behiye. Bu arada düdük çaldı. Faul kararı. Fikri'ye uzun bir pas denemesi Şeyma. Savunma derinliğinde. Onun kontrolünde. Kaleci Aslı'ya bırakmadı. Evet, saha içerisinde bir taraftar var. Çok enteresan. Zorladı pozisyonu. Dilan topla buluşabilir mi? Selvihan. Selvihan. Şimdi Dilan kazandı. Selvihan ikili mücadele devam ediyor. Döndü. Dilan yaptı ortayı. Gol pozisyonu, top dışarıda. Savunma Behiye. Yine Ayşe. Savunmanın gerisine kaleci pembe çıktı. Kontrol etti topu. Son 10 dakika artık normal sürede. Ayten içeriye pası. Başak. Başak tekrar Ayten ceza içerisi. Ayten vuruş, kaleci pembe, gole izin vermiyor. Buşra uzaklaştırmaya çalıştı. Sonrasında Şeyma. Şeyma kontrol etti topu. Şeyma pozisyonunu bozdu şimdi Gizem bu arada. Oyunu durdurdu. Mert Aksu yerde kaldı Gizem. Bu arada Mert Aksu İdal'ı yanına çağırdı. Evet, İdal'a sarı kart. İtirazlarda bulunduğu için kaptırdı. Topa diyor müdahale. Şimdi Ayşe. Ayşe gidebilecek mi? Beyye Ayşe tekrar. Ayşe şu pozisyonunda Ayşe bası. Başak bayrak kalktı, offside. Başak baktı ceza alanına.
Direkt kaleyi düşündü. Kaleci Pembe iki hamle sonrasında da topu kontrol ediyor ama bu arada offside kararı. Düdük çaldı Ayten. Direkt kaleye, kale alanı, gol pozisyonu, savunma. Yine Sinem. İkinci pozisyon yine Sinem. Sonrasında savunmada son düdük geliyor. Maçın hakemi Mert Aksu maçı bitirdi. Ayşe Çetinkaya'nın 35 ve 45. dakikada kaydettiği iki gol. Maç bitiyor. Çaylabazar Gençlik Gücü 2-0 kazandı Küçük Kaymaklı karşısında. Kuma Kadınlar Futbol Ligi 3. hafta karşılaşmasında. Evet, 2-0 kazandı Başkent derbisi. Keyifli olmuş. Çaylapazarı Gençlik Gücü son kupa şampiyonu, son süper kupa şampiyonu aynı zamanda. Ligde de iyi gidiyor. İlk 3 haftada bir bayı vardı. 2'de 2 yaptı Çaylapazarı Gençlik Gücü. 3 takım aslında. Zirvede Doğan Türk Birliği, Dems Construction, Mausa Spor Akademisi ve Çaylapazarı Gençlik Gücü liderlik koltuğunu paylaşıyor. Zaman, yıllar, teknoloji, gelişim ne kadar değişiyor, ne kadar fark ediyor Necmi? 15 yıl önce bana deseler 15 sene sonra Berete'de Kaymaklı, Küçük Kaymaklı, Gençlik Gücü, Kadınlar derbi finalini arasındaki derbiyi canlı ekrana getireceksiniz. Bugün Kadınlar Ligi'ni konuşacaksınız. Herhalde gülerdim insanlara, yani öyle bir toplumuduk. Bakış açısı çok değişti. Nereden nereye geldik? Tabii ki bu dünyada da. Veya nereye gideceğiz? Aynen. Dünyada da özellikle kadın futbolu çok ilerlemiş durumda. Vizyonu genişliyor. Buna Türkiye ayak uydurmaya başladı. Biz belki vizyon olarak çok büyük noktalarda değiliz ama kadın futbolunu geliştirme noktasında ilgiyi çoğaltma konusunda özellikle Hüseyin Ekmekçi, Simay Kanal'ın katkıları büyük. Son yıllarda büyük bir ivme kat ediyoruz ama gerçekten düşünmeme geldi değil. Nereden nereye ve şu an kadınlar futbolu büyük bir aşama kaydetmiş. Yapacak bir şey yok. Nasıl ki eskiden meyhanelerde hep erkekler vardı. Evet. Gittiğinizde görmezdiniz yani. Şimdi giden meyhaneye %70, %80 kadınlar. Gayet doğal yani. Evet, doğal. Bunu sahaya da taşımışlar. Zaten tuttuklarını koparan insan topluluğumuz. Ben başarılarının devamını diliyorum ve heyecan fırtınasının yükseleceğini düşünüyorum kadınlarda. Evet, yani statlar da doluyor. İlgi var. Aileler, kardeşler, çocuklar, akrabalar. Maçtan sonra olaylar da olabilirdi. Yani bir iki taraftar aman olaya girmesin diye. Hakemlere nasıl diyeyim, tepkiliydi bazı taraftarlar. Umarım son olur yani, çünkü olmaz, son olmaz, bu rekabettir, heyecandır, bazen olacak da biraz gerginlikler ama öyle olaylara şimdiden başlamayalım. Kadınlar futbolu güzelleştiriyor, izlemeye ve onlara katkı verip daha iyi noktalara gelmelerini sağlayalım. Evet, son 2 dakikamız var Hasan Topaloğlu. Türkiye'den bahsetmek ister misin? Şampiyonluk yarışı devam ediyor, kupada yarı finalistleri belli oldu. Neler söyleyebiliriz? Dün akşam Şampiyonlar Ligi vardı. City 3, Bayern Münih 0. Turnuvanın favori takımı 3 gol yedi. Gol atamadı City'ye karşı. Neler söyleyebiliriz? City'in hocası kim? Guardiola. Bayern Münih'in eski hocası kim? Guardiola. Çok iyi tanıyor sistemini. Adam büyük teknik adam. Şu an bu işin en iyilerinden bir tanesi. Net skor. Evet. Kutlamak geçti lazım. Geçti herhalde artık. Yoksa dönebilir, her şey olabilir. Bu futbolu ben geçti diye 6-1'lik Paris maçını hatırlatsın. Hiç kesin bakmam. O yüzden hele de bu dünya futbolunda ne maceralar yaşıyoruz, görüyoruz. Net değil. Maç Almanya'da ikinci maç. Evet. O yüzden her şey olabilir. Her şey olabilir. Ama Guardiola'nın takımının kolay kolay o kadar teslim olacağını düşünmediğime rağmen yine de bir açık kapı bırakalım. Fenerbahçe Bala yakın bir galibiyet aldı. Jesus'la devam kararı var. Yani o konuşuluyor. Yani bak, buna Galatasaray ve Beşiktaş da çok sevindi. Ben anlayamıyorum zaten. Yani nasıl bu karar alınabilir? Ali Koç yani, tarafından, Timi tarafından. Çok iyi bir galibiyet aldı kesin. Ama çok iyi oynayarak kazanmadı. Önemli olan kazanmaktı bu hafta. Muhakkak.
Karagümrük ikinci devrenin başında bulduklarını atsa, evet, bu Dumlupınar'ın Mausa maçındaki gibi Dumlupınar bulduklarını atsa. Atamayan atarlar. Öyle. Futbol çok böyle. 11 maçtır kaybetmeyen bir Karagümrük deplasmandan önemli bir galibiyet aldı. Şampiyonluk yarışı hala daha devam bitti ediyor. Bitti mi şampiyonluk? Hayır. Onu soracaktım. Kesin 6 puanlık bir yarış bitmez. Beşiktaş'ta bu yarışta var mı? Şu an için. 2 puandır Fenerbahçe ile farkı. Şu an için var. 2 puandır ama bir maç fazlası var. O önemli. Yani 5 puandır. Ama bir de Galatasaray derbisi var Beşiktaş'ta. 5 puandır baktığınızda. Galatasaray'la işte şampiyonluk yarışında 8 puan fark var. 8 değil, 11'dir büyük ihtimal. Yani. Ha, heyecan katıyor mu? Katıyor. Kendi heyecanını yükseltti mi? Yükseltti. Geriden de gelmeyi seviyor Beşiktaş. Ya olabilir, gelsin de heyecan da gelsin. Ama Türk futbolunda hakemlerin birileri de yarışa girdikçe katledişi devam ediyor. Yani Abubakar futbol mu oynadı, boks mu yaptı? Hepsimiz oturuyoruz, izliyoruz, gülüyoruz. Ya sen adam yumruk vurur devam den, kafa vurur devam den, tekme vurur devam den. Bir sarı kart bile çıkartmazsan ben Türk futbolunun neyini konuşayım yani? Evet. Ben hep dikkat ettim. Türkiye Ligi'ni her açtığımda sonu böyle hakemlerle. Ya hakem var, dördüncü hakem var, var hakemi var. Adam gördüğünü yürek yok versin ya, ya da takımına göre eyyam var. Hakemler maalesef yani şampiyonluk yarışı bitmedi. Çünkü Galatasaray hala daha o ritmi yakalayamıyor. Bir oynar, üç bırakır. Bir oynar, üç bırakır. Bu dakikadan sonra Galatasaray artık arası yok. Ama çok ara verildi. O da etkiledi takımı yani. Galatasaray'ın özellikle. 52 günde iki maç. Başladı. Yok araya ara geldi. Yok milli ara Okan geldi. Okan Hoca'nın işi çok yok var. Bilmem ne geldi. Ritim kaybetti takım. Çok büyük. Hem bir haftada kaybedersin. Bu dakikadan sonra Kayseri maçını mutlak ve mutlak geçmeli. Kayseri'yi geçerse Başakşehir maçındaki gibi iyi futbolda oynarsa elenmesine rağmen o ritmi tekrar yakalayabilir Galatasaray. Çünkü kaliteli futbolcular evet. Var Necmi. Yani bu net. Icardi de kurtardı cezayı. 150 bin TL verdiler göstermelik. Artı Icardi de kalmak istiyor. Sıcak bakıyormuş. 10 ya milyona bunlar, anlaşma yolu. Onlar dedikodu. Şimdi herkes şampiyonluğa odaklanmış durumda. Ondan sonra Galatasaray bu bozacağını düşünmüyorum. Bozmazsa zaten önümüzdeki sezonlar 1-2 nokta atışı ile Avrupa'da da bence kesinlikle, iş yapacaktır. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum Hasan Topaloğlu. Bugün adına sonuna geldik programımızın. Spor gündemi günün adına sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.